Merhabalar. Bu videoda Matrix IQ'da kullanabileceğimiz bir stratejiden bahsedeceğim. Bu stratejiyi daha önce yapmış olan kişiler olabilir. Aklına gelip hayata geçirmemiş kişiler olabilir. Hiç fark etmez. Biz de kendimiz Matrix IQ Crypto grubunda toplaşarak böyle bir oluşum yaptık. Bu oluşum içerisinde fikir alışverişi yaparak çeşitli yöntemleri birleştirip bir strateji ortaya çıkardık. Öncelikle bu konuda bana en çok destek olan Capital Crypto Nikli abime teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi stratejiden bahsediyorum. Stratejinin ismi Süpersin. Yani böyle bir isim koyduk. Adından anlaşılabileceği gibi Supertrend ve RSI kullanılıyor. Al sinyalini RSI'nin daha kısa periyotlarında yakalayıp, daha doğrusu daha kısa zaman aralığındaki periyotlarda yakalayıp, Supertrend'in daha uzun zaman aralığındaki sinyallerine göre sattırmayı planladık. Denedik. Muhakkak daha iyi stratejiler de vardır. Biz sadece bu aklımıza geldi ve bunu ortaya çıkardık ve uyguladık. Gayet güzel sonuçlar alıyor şu an. Şimdi backtestini ve nasıl kullanıldığı ile ilgili ufak bir gösterim yapacağım. Daha sonra da videonun altına paylaşacağım. Mantığını zaten anladınız diye umuyorum. Kullanırken de göreceksiniz. İlk önce IQ algo menüsünden strateji listesine giriyorum. Sizde bu strateji şu an olmayacak. O yüzden strateji al butonuna bastığınızda bilgisayarınızdaki dosyalar açılacak. Oradan stratejinin dosyasını seçip yükleyeceksiniz. Buradan bir backtest optimizasyonu yapmak istiyorum. İleri dedim. Default olarak bu değerler geliyor. RSI'nin hangi zaman aralığında çalışması gerektiğini, Supertrend'in hangi zaman aralığında çalışması gerektiğini bu şekilde seçebiliyorsunuz buralardan. Ama hep anlatıldığı gibi çok fazla değeri optimize etmek çok iyi değil. O yüzden biz burada bazı değerlerin asıl değerlerinden çok uzaklaşmadan bazı şeyleri yapmaya çalışacağız ve neden RSI'nin yanına Supertrend kullandık onu söyleyeyim. Zaten RSI bir momentum indikatörü. Supertrend de bir isuren stop indikatörü. Yani takip eden stop indikatörü. Birbirinden bağımsız indikatörlerin fikirlerini almak bizim için daha iyi. Yani iki tane momentum indikatörüne göre al sat yaptırmak aynı bakış açısından iki kere bakmak gibi bir şey. Şimdi buradan bir enstrüman seçiyorum. İlk olarak EOS'u denemek istiyorum. Çünkü EOS üzerinde hem deneme yapmadım hem de EOS'u bu ara trade ettim. RSI'm 5 dakikalık ve 15 dakikalık da çalışsın. Supertrend'im de 30 dakikalık da çalışsın ve 60 dakikalık da çalışsın. Hatta bu optimizasyonları şu an çok uzatmayalım, video uzamasın diye 5'e 30 yaptım. Tekrar sonuçları yine koyacağım. RSI periyodum. Standart RSI zaten 14. Ama ben zaman aralığı kısaldıkça bu indikatörlerin periyotlarını Fibonacci sayılarına göre katlıyorum. O yüzden buraya 5 Fibonacci ile, hatta 5 yapmayayım 8 ile 34 arasında birer birer artarak baksın. Daha sonra RSI al seviyesi standart 30 olduğu için normal şartlarda 30 yukarı kesince işleme girilen stratejiler de paylaşılıyor. Bunu direkt 30 diye bıraktım. Daha sonra ben kendime bir stop noktası belirliyorum. Bu stop noktasını RSI hangi değeri aşağı kestiğinde fiyatı stopla veya işte işlemden çık gibi olarak algılayabiliriz. Şimdi
şöyle olacak bu. Fiyat RSI 30 yukarı kırdığında alacak. RSI 20 ile 28 arasında birer birer artıp deneyecek. Hangisini aşağı keserse de satacak. Bu bizim aslında işleme girer girmez koyduğumuz stop bölgemiz. Yani zarar durdur bölgemiz olarak düşünebiliriz. Asıl kar al bölgemiz süper trende göre olacak. Süper trendin periyodunu ellemiyorum. Buradaki 3 değerini yine çok uzaklaşmadan 2 ile 4 arasında bir değer olup 0,1'er birer artarak bir deneme yapsın. Alsın. Şimdi EOS kaç dolardı? Yani bu bir aylık bir trade yaptırmak istiyorum. Hatta şöyle yapalım. 10 EOS alıp 10 EOS satalım. İleri dedim. 12 Nisan'dan sonra piyasada bir çöküş oldu. Benim komisyon binde 7,5. 10 EOS alıp satacağım için EOS'un fiyatı o zaman yine 10 dolar falan olmuş olsa şu an, hatta şöyle yapalım bakalım şuradan. Şimdi günlüğe çektiğimde Nisan'da 8 dolar, tamam. Yani 10 EOS alıp satacağım için hani işlemlerimde zarara girme ihtimalime karşı 80 dolar değil de ben 100 dolar bakiye giriyorum. Yapay zeka ile bir tarama yapıp bana en iyi 10 sonucu versin. Bitir dedim. Değerler geliyor. Bu arada burada herhangi bir trailing stop loss komutu yok. Herhangi bir stop loss komutu yok. Yani fonksiyon olarak yok. Öyle söyleyeyim. Değerler %75'lere kadar çıktı. Şimdi bunu bitmesini bekleyeceğim. Bittikten sonra hem grafiği inceleyeceğiz hem de emirleri inceleyeceğiz. Ne kadar işleme girmiş, ne kadar işlemden çıkmış onu göreceğiz. Yapay zeka yaptığımız için bu kısa sürede biter diye düşünüyorum. Olmadı buraları hızlandırırım. Evet. Şimdi benim en iyi 10 sonucum geldi süpersin stratejisine göre. Bana burada diyor ki 12 Nisan'dan beri 16 Mayıs'a kadar EOS Tether paritesinde sen 46 işlem yaptın. Yani bu muhtemelen 23 al 23 sat. Emirler sıralı olarak gönderiliyor bu arada. 5 dakikalık RSI'ye göre alıyoruz. 30 dakikalık süper trende göre satıyoruz. RSI periyodumuz 16, 30 yukarı kesince al, 20 aşağı kesince stopla. Süper trend periyodu 10, süper trend QF1 2,4 olduğunda 10 adet alıp 10 adet sattığında senin 100 doların üzerine sen 79 dolar koyuyorsun. Bu arada bu yüzdelik kar ana bakiye üzerinden hesaplanıyor. Yani benim ilk alışım 85 dolarlar falan olsaydı benim şu anki karım %100'den fazla gözükecek. Neden? Yani bakiyem 100 ama ben 85 dolar harcayarak girdim bu işe. Ana hesap %100'e çıkacak. Ama ben gerçekte nasıl kullanacaksam bu stratejiyi o şekilde değerler giriyorum. Yani bu stratejiyi kullanacaksam 85 dolarlık almam gerekiyorsa benim bu iş için ayırmam gereken bakiye 85'in üstüne bir %10, %15'lik gibi bir bakiye daha koyup o bakiyeyi bu trade'e ayırmaktır. Şimdi rapor göstere geliyorum. Bunu da büyütüyorum. Burada zaten bizim overall'umuz var. Grafiğe geldim. Nerelerde aldım ve nerelerde sattım bunları görüyorum. Bakın al, sat, al, sat. Burada almış, aşağıda satmış. Muhtemelen RSI 30'u burada yukarı kesmiş. Burada da 20'yi aşağı kestiği için stop olmuş. Tekrar görüyorsunuz al ve satlar. Nerede? Yaklaşıyorum. Alıyor, satıyor. Alıyor,
satıyor, alıyor. Çok güzel bir trend yakalamış, satıyor. Aynı şekilde burada al sat, al sat. Burada ufak bir al sat olmuş. Daha sonra burada alıp tekrar satmış, almış, satmış. Gibisinden zaten grafiği görüyorsunuz. Benim bir şey anlatmama gerek yok. Şimdi rapor detaya geliyorum. Bir ayda 23 işlem yapmış. Yani 23 kere işleme girip çıkmış. Bu çok güzel bir şey. Yani 5 dakikalık grafiğe göre işlem açıyorsunuz. Sürekli sinyal gelmesi gereken yerde günde bir kere trade ediyorsunuz. Bu bence gayet iyi. Daha sonra emirlere geliyorum. Hatta bizim karımız %79 değil, %100'den bile fazla. Yani 10 adet alarak 6.63'ten alarak başlamışız. Yani 66, yani 70 dolar ayırarak başlamışız. Üstüne bir 80 dolar daha koymuşuz. Ama tabii gitgide düşmüş, düşüklere de daldığı için zararımız var. İyi ki de 100 dolarlık bir baki ayırıp içerideki bakiyeden alışveriş yaptırmışız. Yani sonuçlarım benim böyle oldukça daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Yani ben böyle yapıyorum. Kimileri 100 Bitcoin'i 1000 dolara aldırıp sattırıyorlar. Vardır muhakkak bir matematiği ama ben gerçek hayatta öyle yapmayacağım için öyle kullanmıyorum. Ama eminim ki 100 Bitcoin'i gerçek paraya göre, gerçek bakiye göre yaptığınızda o %700, %1000'lik rakamlara ulaşmak imkansız. Çünkü bu da matematik. Buradaki hangi bakiye girerseniz onu yazıyor. Şimdi bakıyorum emirler sıralama, evet, hep al sat al sat al sat olarak gerçekleşmiş. 6 dolardakini almaya başlamış. 6.24'te satıp zarar etmiş. 6.30'dan alıp 6.54'te satmış, kâr etmiş. Almış satmış, almış satmış gibi. Burada tekrar bir zarar yazmış. Burada da bir zarar yazmış. Yani her aldığı ve sattığı kâr değil. Ama yaklaşık 23 işlem yapmış. 5 tanesi zarar olsa yine kârdayız. Şimdi başka bir coin'e bakacağım. Başka bir coin'i de yine optimize edeceğim. Ben bunları EOS için kullanabilirim mesela. Ama yine de grafiğe girip bunların hepsini çok iyi incelemenizde fayda var. Öyle dosya geldi, yükledim, attım, yok. Her coin için ayrı ayrı optimize etmek zorundasınız. EOS'u yaptık. Geliyorum. Backtest optimizasyonu. Ne yapalım? XLS, USDT. Yine RSI 5'e 30 yapıyorum. RSI periyodum yine kısa zaman aralığında olduğu için büyütüyorum. RSI stopum 20'ye 29 olsun. İleri dedim. Yine 12 Nisan'dan beri bakalım. Pardon. Şimdi XPS'e karşılığı 12 Nisan'da. Tam buralarda 90 dolar falan. Ve ben 1 XPS alıp 1 XPS satıyorum. O yüzden bakiyemi 120 dolar yapıyorum. Her ihtimale karşı zarar edersem diye. Yine yapay zeka ile kontrol ettiriyorum. Evet, sonuçlar geldi. Yine ekranı büyütüyorum. Raporu gösterdim. Getiri 90, %90. 120 dolarlık bakiye ile %90'lık bir getiri. Şimdi yani bunu gördükçe benim komiğime gidiyor, bu nasıl böyle olabiliyor diye. Bakın, dibe yakın bir yerden alıp tepeden dönüşte satıyor. Bakın, burada alıp bu sefer sata geçemeden burada yapıyor. Mesela siz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Dersiniz ki, hayır kardeşim, ben RSI ve Super Trend aynı periyotta aynı zamanda çalışsın. O zaman
Bunu bir arasayı da 5 dakikalık yaparsın. Süper Trend de 5 dakikalık yaparsın. Değişir. Mesela ben burada Süper Trend'i 30 dakikalık değil de 15 dakikalık yapsaydım veya 10 dakikalık yapsaydım RSI stop olmadan muhtemelen buralarda bir satış görebilirdim. Bu tamamen optimizenize bağlı. Bakın alıyor burada. Trend biterken satıyor. Alıyor, satıyor, alıyor, satıyor, alıyor, satıyor. Yani bakın trendi nasıl yakalıyor. Çok yani çok güzel. Emirlere bakıyorum. 70 dolar ile başlıyorum ben bu işe. 70 dolarla. Yani benim yine karım %100'den fazla. Şimdi şöyle bir bakış açısı sunanlar oluyor. Ben hodl etsem zaten %100'den fazla kazanacaktım. Peki psikolojin ne olacaktı abi? Acaba düşecek mi? Acaba şey olacak mı? Bilmem ne. Bir de bunu Bitcoin'de deneyeceğiz. Bitcoin'de bakın ne oluyor? Onu göstereceğim. Bitcoin 5 30 yine 5'e 34 28 arasında birer birer artsın. 2 ile 4 arasında 0,1. Bir Bitcoin alıp bir Bitcoin satacağım. 12 Nisan'dan beri bakacağım. 70 bin dolar bakiyem var. Yine yapay zeka ile kontrol edelim. Evet, Bitcoin'le de sonuçlar maalesef diğer coinlerdeki gibi değil. Biz işlemlerimizi süper trende göre yaptığımız için trend bitişinde maalesef işlemden çıkıyoruz. Bu da şu demek oluyor. Hemen gösterelim. Bakın Bitcoin'de hepsinden daha az işlem var. Rapor göster dedim. Tamam, kârdayız. Düşen bir şeyde kârdayız. Evet, çok güzel. Grafikteki alsatlar da çok iyi. Bakın. Burada işleme girip burada çıkıyor, sonra burada alıp trendi neredeyse tepeye kadar takip ediyor. Ve yatayda ben işlem yapmıyorum. Daha sonra burada bir işlem yapıyorum. Al sat. Al sat yapıyor. Bu tarz yakalayabildiği düşüşlerde dipten girip tepeye yakın bölgeden veya trendin bittiğini anlayabildiği bölgeden satıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız bu kusursuz bir strateji diye bir şey yoktur. Bunu ne kadar güzel optimize ederseniz ki dediğimiz gibi hep uyarılıyor zaten insanlar bu konuda. Her şeyi de optimize etmenin bir manası yok. Yani 30 değerini ben optimize etmeyeceğim mesela hiçbir zaman. RSI 30 yukarı kırıncalasın diye hep düşüneceğim. O yüzden bunları dikkate alabilirsiniz. Al sat bölgeleri gözüküyor. Kar %17, 70 bin dolarla. Yani aslında benim karım daha fazla. Çünkü hiçbir zaman o kadar zarar etmedim. İlk işlemimi 48 bin dolarda yaptım. Yani ben düşüş başladıktan 1-2 gün önce bu stratejiyi başlatıyorum. 12 Nisan'da başlatıyorum. Ama 14 gün işleme girmiyor strateji, görüyor musunuz? 12 Nisan'da başlattık ama 14 gün işleme girmemiş. Ve 48 bin düşünce alıp hemen zarar etmiş. Ama daha sonra tekrar alıp kar etmeye başlamış. İşlemleri de burada görebilirsiniz. Rapor detayı zaten biliyorsunuz. Bir saniye. 14 işlem. 7 kere al, 7 kere sat. En son işlemde 14 Mayıs 2021'de akşam 10'da sat olarak gelmiş. 50 bin dolardan satmışız. Yani stratejiyi istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu strateji kesinlikle kazanç sağlar diye bir şey demiyoruz. Ama biz denedik. Backtest sonuçları çok güzel. Gerçek işlemlere de soktuk. Şimdilik
güzel trade ediyor. Yani diyebileceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bizimle beraber strateji geliştirmek isteyen, algoritma konusunda bilgili, yani indikatörler hakkında bilgi sahibi olan, ya işte kardeşim ben RSI değil de sallıyorum MACD'ye göre daha güzel dipleri yakalayabiliyorum şundan şundan dolayı gibi fikirler sunabilecek arkadaşlarım Matrix IQ Crypto grubuna bekliyoruz Telegram'da. Aynı zamanda bu stratejiyi kullanarak yakaladığınız backtestlerin sonuçlarını da paylaşırsanız çok sevinirim. Optimizle de nasıl yaptığınızı, bütün değerleri paylaşarak en güzel ortaya bulalım ve bunu hep beraber geliştirelim. Umarım stratejinin ismi de beğenilmiştir. Süpersin. Süper bir strateji olur inşallah. Hep beraber kazanç elde edebiliriz umarım. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Biraz uzun bir video oldu. Arada arkalardan ses gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Uzun bir video çektiğim için tekrarlamak istemedim. Stratejinin dosyasını paylaşacağım. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.